Arkadaşlar merhabalar. Bugün 3D AYT simülasyon denemelerinden güzel bir polinom sorusu çözeceğim size. Bir durdurun, çözün. Ben şimdi bir uyarıda bulunacağım çünkü çünkü. Eee durdurduğunuzu varsayıyorum. Soruda şunu söyleyeceğim. Bunun gibi böyle çok zor olmayan ama biraz böyle beynimizi yoracak sorularda dikkatli olmalıyız. Çünkü arkadaşlar sınavda sadece AYT'de süremiz bol, oh sıkıntımız yok demeyin. Enerji tükettiğinizi unutmayın. Beyninizi çalıştırdığınızı unutmayın. Bizim Normal zamanlarda iyi çalışmamızın karşılığı şudur. Biz zor olmayan ama bazen böyle bizi yoracak sorularda enerjimizi çok iyi, hızlı kullanacağız. Yorulmayacağız. O zorlayıcı sorularda enerjimizi harcayacağız. Ama siz böyle denemelerde "Yaptım ya, önemli olan yapmak" sadece derseniz nete aldanmış olursunuz. Böyle bir soru sınavda karşınıza geldiği zaman fazla zihniniz yorulur. Bu sefer diğer sorulara enerjiniz azalır. Burada mantıklı bir yaklaşımda bulunmamız gerekiyor o yüzden. Şimdi kat sayılarının mutlak değerleri n pozitif tam sayısına eşitmiş. E o zaman burada bize ne demek istiyor? Kat sayıları ya artı a ya eksi a gibi arkadaşlar. Değil mi? Şimdi ona dikkat etmeliyiz. Örnek kendisi bir tane vermiş. Ben de bir örnek vereyim. 2x üzeri 5 eksi 2x kare artı 2. Bakın kat sayıları birbirine eşit değil ama kat sayıların mutlak değerleri aynı sayıya eşit gördüğünüz gibi. Ben de bir tane örnek bunun yanına koydum. Bu özellikle böyle vermiş ki biraz da Tonga'ya düşürmek için hep pozitif diye düşünmeyin sakın. Px derecesi 3 olan iki terimli M polinom, Rx derecesi 3 olan iki terimli N polinom olmak üzere. Toplamları ilginç bir şekilde 2 gelmiş. Niye? O zaman demek ki Px'in baş kat sayısı böyle bir değerse, Rx'inkine de N'de mi artık? Direkt şunu de. Çünkü arkadaşlar x küplü terimler birbirini götürmeli. Herhangi birisinden en az bir tane ikinci dereceden denklem gelmeli ki toplamları ikinci dereceden olsun. Şimdi burada devam edersek x yerine 2 yazarsak p2 eksi 24. x yerine 2 yazarsak sıfıra eşitlediğimizde r1'i soruyor bize. r1 bir nevi katsayılar toplamı. Şimdi eksi x küp ya bunun zaten yanına gelecek sayılar belli ki arkadaşlar. Madem mutlak değerleri aynı olacak. 1 ne dersiniz mx kare olabilir e, ee, eksi mx kare olabilir. Yukarıdaki px'e göre şekillendireceğiz zaten. Sonra e, bunun yanında eksi mx küpün yanında mx olabilir. Eksi mx olabilir. Sonra artı m olabilir. Eksi m olabilir. Buna göre arkadaşlar bakın r1 ne gelecek? 0. Burada r1 ne gelecek? Eksi 2m. Burada r1 ne gelecek? Şöyle e, 0. Burada eksi 2m. Çünkü eksi m x küp olduğu için Burada toplar kısak Eksi m eksi m daha eksi 2m Yine bakın m x küp e, Artı 2m burası böyle sıfır geliyor ya da burada eksi m x küp eksi m'den eksi 2m Geliyor şansınız yok bak Ben abarttım sınavda tabii ki demin söylememin sebebi buydu e, Denemeler yanılmalar yapmalısınız ama Gücümüzü ekonomik kullanmalıyız, olayı düzgünce fark etmeliyiz. Burada ne verirseniz verin, katsayılar toplamı ya 0 ya eksi 2m geliyor. Buna göre demek ki benim ne yapmam lazım? m pozitif olup negatif bir sayı elde etmeye çalışabilirim. Yok m eğer negatif sayı gelirse de mecburen katsayılar toplamı 0 gelir arkadaşlar. Bakalım o zaman. Şimdi mx küp, bunun yanına şöyle bir mx kare eklersem böyle olursa px, iki terimli ya x yerine 2 yazalım. 8 4 daha 12 m eşittir. Eksi 24 m ne oldu? Eksi 2. O zaman burada bir kat sayılar toplamımız 4 olur. Bir kat sayılar toplamımız 0 olur. Küçük olan hangisi? 0. Diğerlerine bakalım şimdi. 0 ya da 4 geldi. X, e, m x kare değil de burada arkadaşlar bu eksi m x kare olursa yanındaki değer o zaman ne olacak? E, buradan 4m eşittir. Eksi 24 gelecek. X yerine 2 yaz 8m x yerine 2 yaz, eksi 4m, böylece e, 4m eşittir eksi 24'ten, m eksi 6 oldu. O zaman daha da büyür. Bir değerimiz 12 gelir, bir değerimiz 0. O zaman bunu zaten alamam. Yine aynı şekilde eksi mx kare değil de eksi mx derseniz, burada ne olacaktır? 8m, e, eksi 2m, 6m eşittir eksi 24'ten, m eksi 4 gelir. O zaman yine bir 8 gelir, bir 0 gelir. Yine patladı, patladı. Ben her şeyi tek tek gösteriyorum. Siz buradan sonucu çıkartın tamam mı? Çünkü tek tek böyle denemenize gerek yok aslında. Sonrasında arkadaşlar siz eksi mx ye yerine artı mx ye yazarsanız 8 2 daha 10 m gelir. 10 m 24'ten eksi 2.4 olur ama pozitif tam sayı olmalıydı. Bunların mutlak değeri olmadı. Rasyonel sayı geldi. Sonra mx değil de eksi m derseniz buradan alt, e, ne olur? 7 m olur. 8m eksi m daha. e 7m arkadaşlar 20, eksi 24'e eşit olduğunda e, tam sayı gelmez. Kesirli sayı gelir. Yine m x küp artı m dediğimizde de burada ne olur? 9m eşittir eksi 24'ten. m e, rasyonel sayı gelir. Tam sayı gelmez. Daha doğrusu kesirli sayı gelir. O zaman demek ki arkadaşlar m'nin alacağı değer eksi 2'ymiş. En mantıklısı. Ve oradan da cevabımız ne geliyormuş? 0 geliyormuş. Hiçbir şekilde sıfırdan daha küçük katsayılar toplamı elde edemedik. Bu yüzden cevabımız D. Bakın Rx'in ne kadar ne olduğu çok önemli değil. Px'in ne olduğu çok önemli değil. Yeter ki şartları sağlasın. Şartları sağlamasına rağmen burada katsayılar toplamı hep ya sıfır ya eksi 2m geldi. Buradan da en küçük değerimiz sıfır oldu arkadaşlar. Bu şekilde Biraz böyle beynimizi yoran ama bence çok zor olmayan bir soruydu açıkçası. Sizin de tabii yorumlarınızı merak ederim. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar, iyi akşamlar.